Arkadaşlar, hepinizi selamlıyorum. Bu videomuzda DayZ Standalone'un 0.49 güncellemesinde ne tarz yenilikler geldi onlardan bahsedeceğim. Öncelikle bahsetmek istediğim birinci özellik, yani gelen özellik, kapı gıcırtı efekti. Kapı gıcırtı efekti geldi. Bu da zaten hani bekleniyordu, çünkü atıyorum bir apartmanın üst katında pusuya yattınız. Birisi kapıdan çıkıyor, kapıyı açıyor, sizin yanınıza geliyor ama fark edemiyorsunuz. İkinci gelen özelliğimiz üşümek. Ya daha önce de bu üşüme olayı değil, ıslanma olayı vardı. Bu sefer üşüme geldi. Hani soğuk hava olduğu zaman, mesela yağmurdayken hem ıslanıyorsunuz hem üşüyorsunuz. Bu da bazı hastalara neden oluyor. Üşümenin de üşüdükten sonra tabii ki soğumak gerekecek. Yani vücut ısımızın geri kazanılması gerekecek. Bunu da sol aşağıda karakterimizin bize belirttiği gibi. Bir de hastalanmak var. Bu da üşümeye ve ıslanmaya bağlı olarak hafif, orta ve kimyasal hastalanma olarak değişebiliyor. Bunlardan da gelecek videomuzda ayrıntılı olarak bahsedeceğiz. Bir de bir özelliğimiz de eşyaları çitilemek gibisinden bir şey var. Yani ıslanan eşyayı böyle sıkıyorsunuz. Suyunu çıkartıyorsunuz, yani eğer ıslandıysa eşyanın kendisi. Atıyorum ceket. Görüntüde de gördüğümüz gibi. Basıyoruz ve sıkmaya başlıyor. DayZ'nin 0.49 versiyonunda gelen yenilikler bu kadar. Yani en azından benim fark ettiğim bu kadar. Eğer fark etmediysem ve yanlış bilgi veriyorsam affola. Karşınızda Stukine vardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.